Ulan helal olsun lan sana. Yapamam. Çok özür dilerim. Yapamam. Ne dedi o? Yapamam mı dedi? Mahir! Mahir! Size gelmesin peşimden. Kızım, ne oldu, uyuyamadın mı? Uyku tutmadı. İyi misin sen? Hı hı. Biraz sizinle yatabilir miyim? Gel yat tabii. Niye uyuyamadım biliyor musun? Sana yaptıklarım aklıma geldi. Haksızlık ettim sana. O kadar çok utanıyorum ki. Öyle öfkeliydim ki. Ne yaşadığını bilmeden hep yargıladım seni. Beni affedebilecek misin? Affedecek hiçbir şey yok. Sen nereden bilebilirdin ki benim masum olduğumu? Olsun. Ben yine de sana inanmalıydım. Cemal yerine sana inanmalıydım. Bebeğimin olacağını öğrendiğimde ne dedim biliyor musun kendime? Ben annem gibi bir anne olmayacağım dedim. Ama şu yaptıklarını görünce... ben senin yarın kadar bile bir anne olamam. Şşş deme öyle. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Bundan o kadar eminim ki. Açmıyor Mahir. Açmaz tabii. Sen adamı perişan et sonra ara. Ne yapacaksın? Hasar tespiti mi yapacaksın? Ya sen niye arıyorsun adamı? Ya Kenan sen benim niye üstüme geliyorsun? Ya bırak ya. Merak ettim. Ne var bunda? Kenan hadi sen eve git. Ben bırakırım kızları. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi hadi gidelim biz de. Siz gidin. Ben bu akşam Kenan'da kalacağım. İyi tamam gidelim biz o zaman. İyi, tamam. Ne oldu? Gideyim mi ben de? Ya yok, yok. Sen gitme. Hatta sen hep kal. Nasılsın? Daha iyi misin şimdi? Daha iyi. Kim arıyor? Leyla. Efendim Leyla. Tamam. Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Ne dedi? Yarından sonraki gece gemi bizim limanın yakınından geçiyormuş. Oradan Yunanistan'a gideceğiz. Bu arada da senin pasaport işini halledecek. Her şey olacak değil mi? Bir daha hiç ayrılmayacağız değil mi? Hayır. Hiç ayrılmayacağız. Bebeğini de kardeşlerinle birlikte büyüteceğiz. Kocaman mutlu bir aile olacağız. İnşallah. Mahir'e mi üzülüyorsun? Herkesin içinde kırdım onu. Üzdüm. Ama böyle olması gerekiyordu. Kimin hayatına girsem mahvediyorum galiba. Sen kötü bir insan değilsin ki. Kötü değilim ama uğursuzum galiba. Saçmalamayı keser misin? Bak, hepimiz kötü şeyler yaşadık. Ama kimse böyle olsun istemezdi ki. Ben bile anladım. Suçlamıyorum artık kimseyi. Sen de kendini suçlamayı bırak artık. Elimde değil. Sanki kimsesizliğimin acısını başkalarından çıkartıyor gibi hissediyorum. Sen beni affettin mi? Affettim. Gerçekten kalpten. Gerçekten kalpten. Kızım ben senin çocukluğunu biliyorum. Böyle birine üzüldüğün zaman sen derdin yatağın altında ağlardın. Sen kimseye isteyerek zarar veremezsin Azra. Biliyorum. Gel buraya. Gel. Efendim. Abi selam. Cemal Karalar. Tertemiz abi. Sabıkası yok. Trafik cezası bile yok. 7-8 yıl önceye kadar ailesinden kalma bir evde yaşıyormuş İzmir'de. Kardeşi Mehmet Karalar. 24 yıl önce cinayete kurban gitmiş. Eşi tarafından öldürülmüş. Bunu biliyorum. Başka bir şey? Eşi cinayeti kabul etmemiş. Cemal Karalar'ı suçlamış. Ama delil bulamamışlar. Kesin bilgi mi? Evet abi. Bir de oturduğu sitenin kapıcısıyla konuşmak istedim. Adam Cemal Karalar ismini duyunca konuşmak istemedi. Tamam. Sen adresi bana da mesaj at. Bir de ben konuşayım adamla. Tamam abi. Sinan. Nereye gidiyorsun? Annemden kalma bir eski bir evimiz vardı burada da. Onu emlakçıya vermiştim satılsın diye. Şimdi müşteri çıkmış. İçinde de biraz eşya var. Onları bir toparlayacağım. Niye keyifsizsin? Burası benim büyüdüğüm ev. Uzun zamandır girmemiştim. Şimdi gitmek, kapıyı açmak, içeri girmek. Ne bileyim bir tuhaf. Seninle geleyim ister misin?
Olur, güzel olur. Hadi gidelim. Oturabilir miyim? Mahir bak, kızgınsın biliyorum. Ama bana bağır, çağır. Yeter ki bir şey söyle, ne olursun. Bak benim için de kolay değil. Yo. Dün gece gayet rahat bir şekilde beni reddettin herkesin içinde. Bence gayet kolay. Ya yemişim insanları. Mesele o da değil zaten. Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Benim sana bir hatam oldu mu? Seni üzecek bir şey yaptım mı? O yüzden mi reddettin teklifimi? E ne o zaman Azra? Dün biz burada otururken neyin hayalini kurduk? Ya ben kafayı yiyeceğim bak, kendimden de şüphelenmeye başladım. Ben her şeyi yanlış mı anladım? Hayır. E ne o zaman Azra, bir şey söyle bana. Hayır, yapamam. Seninle evlenemem. Çok özür dilerim ama yapamam. Tamam. Hazır değilsin o zaman. Bak farkındayım, biraz hızlı oldu. Ben beklerim. Sen ne zaman hazır hissedersen kendini, o zaman evleniriz. Bekleme. Yapamayacağım bir şey için umut veremem sana. Özür dilerim. Tamam, ağlama. Bir şey de söylemene gerek yok. Anladım ben. Sen sevmiyorsun beni. Bunu fark ettin. Öyle olsun. Ben seni sevdim diye, sen de beni seveceksin diye bir şey yok tabii. Ben seni çok seviyorum. Çok. Çilem. Ne yapıyorsun burada? İyi, sıkıldım. Biraz dolaşmaya çıktım işte. Annen iyi mi? Hı hı, iyi. Ne müthiş kadın değil mi? Yani balıkçılar olmasa ben hayatta çıkamazdım o arabadan. O sen çıkmış, kilometrelerce yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. Kurtarmış kendini. Kendi hayatını kurtarmış yani. Öyle. Benim gitmem gerekiyor da. Tamam, ben seni tuttum mu? Eve bırakayım istersen. Yok, gerek yok. Yürümek iyi gelir bana. Tamam. Ben zaten akşam geleceğim. Tabii, bekleriz. Kolay gelsin dayı. Sadece siz misiniz? Buyurun, benim. Merhaba. Kenan Soykan ben. Merhaba. Bu siteye siz mi bakıyorsunuz? Evet. Hah, güzel. O zaman bana yardımcı olabilirsin. Ya ben birini arıyorum. Yıllar önce burada yaşamış. Cemal Karalar. Sıraya mı girdiniz be arkadaşım? Daha önce de gelip birileri sordu bana. Tamam, onlar benim adamlarımdı. İyi. Adamlarına söyledim. Sana da diyeyim. Benim diyecek bir şeyim yok. Dayı. Bak, sen iyi bir adama benziyorsun. Benim bu adamla ilgili en ufak bilgiye bile ihtiyacım var. Hayat memat meselesi.
Bak, o adam çok tehlikeli, uzak durulması, korkulması gereken birisi. Benim sana diyeceğim bu. Eyvallah dayı. Güle güle. Evine girdiğimden beri gelmemiştim buraya. Ciddi misin? Yazık olmuş. Güzel bir evmiş burası belli. Yani eskiden. Konteyner yerine burada kalsaydın ya. Senin için güzel bir ev. Ama benim için... annemin... çocukluğumun mezarı burası. Tekin Malik'ten korumak için buraya saklardı beni. Bu sandığın içine. Onların kavgasını duymayayım diye bunu verirdi bana. Bu müzik kutusunu dinlerdim.
Ama kadıncağızın çığlıklarını hep duyardım. Annenden hatıra. Ben annemle ilgili her şeyi burada saklıyorum. Bu eve ait hiçbir şey istemiyorum. Buradaki eşyalara ihtiyacı olan birine vereceğim. Efendim Sacit Efendi. Ufuk Bey, Cemal Karalar'ı sordular. Kim sordu? Kenan Soykan diye birisi. Haber edeyim dedim hadi. Kenan Soykan. Sen bir şey demedin değil mi Sacit Efendi? Hayır demedim. Bir şey mi arıyorsun burada? Evet ya, evde bir şey lazımdı da bakınıyordum öyle. İyi, hadi gel. Çorba yaptım ben de. Tamam, hadi. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Gittin mi için Hindistan'a? Gitmedim. Seversin. Havası bizim buralar gibi. Ne oldu? Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Nasıl bir hayatımız olacak? Kızlara çaktırmak istemiyorum ama... ödüm kopuyor bu belirsizlikten. Korkma. En kısa zamanda geleceğim ben senin yanına. Gelecek misin? Yerleşecek misin yani? Yerleşeceğim tabii. Bırakır mıyım seni orada? Ama ben gemicilik yapmanı istemem. Özlerim seni. Yani ben de özlerim de. Ne yapacağız, ben başka bir şeyden anlamam. Öğrenirsin ya. Şey yaparız. Ne bileyim. Pastane açarız. Olmaz mı? Ya ben ne anlarım pasta börek işinden? Ya ben anlarım. Sen de şey yaparsın işte, para işlerine falan bakarsın. Olmaz mı? Hiç ayrılmayız hem. İyi tamam. O zaman dolgun maaş isterim. Haftada bir izin, bir de sigorta. Oha, pazarlık yapma benimle. Hayır, ben patronu ezdirmem kendime. İş başka, aşk başka. Kabul mü? Kabul, kabul. Hepsi kabul. Efendim? Cemal Bey, İzmir'den Sacit aradı. Sacit vardı. Ne alaka, niye aramış? Kenan Soykan sizi araştırıyormuş. Ama bir şey dememiş. Merak etmeyin. Neden acaba bu merak?
Kesin Sado'yu yakaladı, onu konuşturdu. Fabrikayı benim yaktırdığımı öğrendi ondan. Ben de öyle düşünüyorum Cemal Bey. Aferin, düşünüyorsun. Düşünebiliyorsun, çok mutlu oldum. O zaman şunu da düşünsene. Fabrikayı yaktığımı öğrenmesine rağmen neden polise gitmemiş? Al sana 10 puanlık uzman sorusu. Bu kim? Kapat. Hayırdır? Sado'yu yakaladım. Her şeyi anlattı. Neyse? Fabrikayı sen yakmışsın. Madem bunu biliyorsun, niye polise gitmiyorsun? Adalet yerini bulsun. İpek izin vermedi. Gerçi bundan senin haberin vardır. Sado emri senin verdiğini söyledi. İpek senden şikayetçi olacaktı. Ama arada ne olduysa dün sabah İpek şikayetinden vazgeçti. Dün sabah? Sen kızları bir şeyle mi korkutuyorsun? Saçmalama. Ben amcasıyım onun. Borçlarını ödedim, en fazla minnettardır bana. Sen fabrikayı yakmasaydın kızcağız zaten borcunu ödeyecekti. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ha? İnsan yerine böyle bir şey nasıl yapar? Bitti mi? Bitmedi. Kızlar senden korkuyor olabilir. Ama ben korkmuyorum. Bundan sonra peşindeyim Cemal Karalar. En ufak bir yanlışında... Anladın sen. Ne oldu, teselliye mi geldin? Konuşuruz diye düşünmüştüm ama yalnız kalmak istersen. Gel gel. Dün geceden beri düşünüyorum. Azra benim umudumdu. Ama ben o umudumu kaybettim. Gözlerimin içine baka baka elimden gidiyor. Ne sen ne de Azra. İkiniz de yanlış değilsiniz Mahir. Yanlış olan zaman. Ya onu da dedim. Beklerim dedim. Sen ne zaman istersen o zaman evleniriz dedim. Kalbim acıyor be Sinan. Ettiğim gibi. Kenan Sado'yu yakalamış. Oo. Eğer polise teslim ettiyse itiraf etmiştir. Aranıyor musunuz şu anda? Hayır, konu o değil şu anda. Benim sevgili yeğenim İpek, Kenan'ın polise gitmesini engellemiş. İyi bari. Bu ne demek? Kızların Cahide'nin planından haberi var demek. Yoksa niye engellesin değil mi İpek? Yani evet. Anladım. 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 Sevindim. Bu sende dursun. Cahide beni daha önce bir kere öldürmeye kalkmıştı. Yine deneyebilir. Bu sefer kızlar da yanında. Başıma olur da bir iş gelecek olursa bu fotoğrafları doğruca götürüp polise verirsin, tamam mı? Ben yanarsam onlar da yanar. Anladım Cemal Bey. Müsaadenizle. Niye geliyormuş? Ne dedi sana telefonda? Kahve içmeye geliyormuş. Abi sürekli tepemizde bu adam ya. Sabrımız sınanıyor resmen.
Kızlar az kaldı, sabredin. Kurtulacağız. Ben bakarım. Dur dur, ben açarım. İnşallah bu son görüşümüz olur. Öyle olacak inşallah. İyi geceler hanımlar. Cahide, iyi görünüyorsun, toparlamışsın biraz. İyiyim. Sana kahve yapayım mı amca? Olur. Sade. Sade. Benden başka kimse içmiyor mu ya? İçtik biz. Çok sessizsiniz. Biraz yorgunuz ondandır herhalde. Tamam, ben de çok tutmam o zaman sizi. Konuşmamız gereken bir iki mesele var. Ondan sonra rahat bırakırım. Ne gibi? Kahvem gelsin. Kahvemi içerken konuşuruz. İşler nasıl İpek? İyi, fena değil. Yeni müşterilerin peşinden koşuyoruz. Size olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Müşteri peşinden koşmak, borç ödemek. Güzel tabii. Şimdi ama senin fabrika dayandı ya. Biraz ekstra masrafta oldu değil mi? Ya, böyle oldu. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Bir yangından sonra polis o kadar araştırma yaptı. Hiçbir şey çıkmadı mı yani kundaklayan falan bir isim? Yok mu? Yok. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim canım. Neyse, kahvenin de geldiğine göre... esas meseleleri konuşabiliriz. Ya benim kulağıma bir şey geldi bugün. Fabrikayı ben yaktırmışım. Şaşırdınız değil mi? Ben de çok şaşırdım yani. Fabrikayı yakan kişi benmişim. Senin bir arkadaşın vardı. Neydi adı? Karakolun başında gördüm. Bıyıklı. Sert çocuk. Kenan. Kenan Sadullah'ı yakalamış. Ben yaktırmışmışım. Sonra sana gelmiş Kenan. Sen önce polise gitmesini istemişsin. Sonra da vazgeçmişsin. Cemal, oynama bizimle artık. Yeter, nereden çıkarıyorsun bunları? Ben bir şey yapmadım. O Kenan denen çocuk arabayı yolda önüme kırdı. Arabadan çıktı, bana dedi ki, sen dedi neyle dedi tehdit ediyorsun bu kızları dedi. Önce dedi istiyor dedi, sonra dedi vazgeçti dedi. Yani sen beni kızdırmamak için polise gitmesini istememişsin. Öyle mi? Ha? İşte tesadüf hayatta böyle birden yolda karşına çıkıveriyor yani. Bilmediğin şeyleri öğreniveriyorsun hemen. Sen ne aşağılık bir herifsin ya. Şşş. Bir dur. Şşş, sakin. Ne sakini ya? Sen de biliyorsun, her şeyi biz de biliyoruz. Ne istiyorsun sen bizden, onu söyle. Çaresizliğinizi kabullenmenizi ve artık arkamdan iş çevirmemenizi istiyorum. Sen bizim yüzümüze nasıl bakıyorsun? Hı? Babamızı öldürdün sen bizim. Hayatımızı mahvettin. Sen bana nasıl bunu söylüyorsun? Bu senin kardeşlerin olacak kadınlar bir adamı öldürdüler. Yaka paça götürüp adamı ormanın içinde bir yere gömdüler. Sonra senin o annen o çürümüş cesedi mezardan çıkarıp götürüp bir ağacın dibine ekti. Sen ya ben bu halimle yapamam. Hala burnuna kokmuyor mu o cesedin kokusu? Nasıl ya, ben katilsem bunlar da katil. Ben birini öldürdüysem bunlar da öldürdü.
Ben de seni öldürürüm. Bak yemin ediyorum öldürürüm. Tamam, sakin ol, otur şuraya ya. Her zaman aklı selime ihtiyaç var bak o da. Aklı başında ama unutma ki o da senin karnındaki çocuğun babasının ölümüne sebep oldu. Ya sen bizi delirtmeye falan mı çalışıyorsun ya? Kızmakta haklısınız. Siz de birini öldürdünüz ve çaresizsiniz. Ne dersem onu yapacaksınız. Bunu kabullenseniz iyi olur. Ha bu arada benim başıma bir iş gelirse. Mesela işte ben ölürsem. Beni öldürürsünüz falan. Anında o fotoğraflarınız var ya mezar başında. Onların hepsi polise gidecek. Ben gerekli talimatı verdim. İçme o kahveyi. Vardı içinde. Çilem ne yaptın sen? Ölsün gebersin istedim. Pislik herif. İşte benim yeğenim. Bana benziyor. Neyse. Oyun bitti. Bundan sonra benim kurallarıma göre yaşayacaksınız. Bunu kabullenirseniz hiçbir sorun olmaz. Bu arada anneniz size mutlu haberi verdi mi? Biz evleniyoruz yarın. Hem de burada. Anne. Hadi. Yatın. Sen benden korkuyor musun Cahide? Bana alışsan iyi olur. Çünkü bu damın altında beraber yaşayacağız. Aynı yatağı paylaşacağız. İyi geceler. Cahide. Tamam Leyla. Ama ben gelemiyorum. Kızım İpek'i göndereceğim sana. O gelip alacak. Tamam. Tamam çok teşekkür ederim. Ne oldu anne? Pasaportlarımız hazır. Ama ben gidemeyeceğim. Mecburen sen alacaksın. Tamam giderim. Cahide. Bu bahçe çok büyük. Ben tek başıma yapamam bak. Otlar sapsarı olmuş, sararmış. Bir bahçe bana ihtiyacımız var. O yüzden bahçıvan almamız lazım bir de. Her tarafı börtü böcek basmış. Biz baş edemeyiz yani bununla. Hadi başlayın. Biliyorum bana kızgınsınız. Ama benimle yaşama fikrine kendinizi alıştırsanız iyi olur. Ne kadar çabuk alışırsanız o kadar güzel olur hayatımız. Hadi.
Beni üzerseniz nasıl şeyler yaptığımı, nasıl kötülükler yaptığımı biliyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu? Hadi afiyet olsun. Hadi. Afiyet olsun. Başla. Başla. Ha şöyle. Her seferinde sizi korkutarak bir şey yaptırmak istemiyorum yani. Ne oldu senin? İştahın mı yok? Evet. Açılır. Zamanla. İşte özlediğim mutlu aile tablosu. Çık kızım. Afiyet olsun. Oh. Kolay gelsin. Ufuk dur, ben geldim. Hadi iyi, 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 hadi. Pislik herif ya. Biraz sakin ol lütfen. Siz de öyle. Cemal'den kurtulmamıza çok az kaldı. Biraz sabır. Başka imzalanacak bir şey var mı? Yok Cemal Bey. O zaman gidebilirsin. Cemal Bey, haddimi olmayarak bir şey söylemek istiyorum. Bu insanlar artık eziyet etmesiniz. Kısık insanlar. Sen kimsin be? Sen kim oluyorsun? Al şunları. Kim olarak söylüyorsun bunu? Cemal Bey, ben 24 yıl önce sizi hapisten kurtaran adamım. Ben onun bedelini çoktan ödedim. Hatırlamıyorsan banka defterini açar bakarsın. Oturduğun ev, bindiğin araba hepsi benim sayemde. Ben yaptım. O yüzden bana ne yaptın, ne yapmayacağımı öğretmeye kalkma, defol şimdi. Bu için. Tamam Cemal Bey. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bütün hayallerimizi gerçekleştirebilseydik. Hoşça kal sevgilim. Geldiğin için teşekkür ederim. Bir şey rica edeceğim senden. Bana sürekli teşekkür etmesen. Sen böyle yapınca ben kendimi yabancı gibi hissediyorum. Geleceğim tabii yani. Tamam haklısın, kusura bakma. Ne yapayım, gerginim, ben de bir an önce gitmek istiyorum. Siz bu adamı atlatıp gemiye binebilecek misiniz? Yardım lazım mı? Lan yok yok, sen karışma hiç. Şimdi sana zarar vermesini istemiyorum. Biz hallederiz bir şekilde. İyi tamam. Geldik burası. Girsen misin? Evet. Hı. Hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba. İpek ben. Cahide'nin kızıyım. Ben teslim olacağım. Biliyorum. Leyla Hanım bilgilendirdi beni. Bunlar pasaportlarınız. Teşekkürler. Bu yolculuklar. Hayırlısı olsun. Tamam. Teşekkür ederiz. Songül Arıcı. Ya çıkartmasana herkesin içinden. Tamam mı? Tamam ya. Sinan, benim bir dükkana uğramam lazım. Annemi göreyim gitmeden. Bir daha ne zaman göreceğim Allah bilir. Hadi kalkalım. Başka olmazsa olmaz ne var? Sinema tamam. Sahilde el ele yürüdük zaten. Oraları geçiyorum artık. Birlikte uyuduk. Kahvaltı yaptık. Başka? Ya biz hızlandırılmış ilişki mi yaşıyoruz? Her şeyi bir günde yapmak zorunda mıyız?
Bir sakin olsak. Daha bunları yaşayacak çok güzel günlerimiz var. Kenan bozma işte. Hadi söyle. Ne yapalım? Ya ne bileyim. Biz lisede önce kızları pastaneye götürürdük. E tamam. Hadi pastaneye götür beni. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya ben ne enteresan bir kıza aşık oldum ya. Hadi gidelim.